sele merkezi. Enfes bir olasılık sorusu. Yani yarınki sınavda çıkarsa şaşırmam. Çok güzel kurgulanmış bir soru. Soru şöyle diyor ki O noktasında bulunan ABC toplarının hareketleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Okuyacağım şimdi onu. buna göre oluşan bu üçgenin dik üçgen olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani 3 tane ABC topu var. O merkezde orijinde. Onların hareketleriyle ilgili bilgiler vermiş. Diyor ki bir zar 3 kez atılır. A topu ilk atışta üst yüze gelen sayı kadar x ekseni üzerinde doğuya doğru gider. O zaman A topumuz şuraya bir yere gelecek. B topu ikinci atışta üst yüze gelen sayı kadar x ekseni üzerinde batıya gider. B topumuz buraya gelecek. C topu üçüncü atışta üst yüze gelen sayı kadar y ekseni üzerinde kuzeye gider. C topumuz da şuraya gelecek, şurada bir üçgen oluşacak. İşte bu üçgenin dik üçgen olma olasılığını soruyor bize. Şimdi öncelikle bu üçgenin herhangi bir üçgen olma olasılığını bulalım. Yani evrensel kümenin eleman sayısını bulalım. Evrensel kümenin eleman sayısı e bir zar attığında birden altıya kadar sayılardan bahsediyoruz, değil mi? Yani ben o zaman birinci atışta bu 6 sayıdan bir tanesi gelecek. İkinci atışta 6 sayıdan bir tanesi gelecek. Üçüncü atışta 6 sayıdan bir tanesi gelecek. Bu durumda evrensel kümenin eleman sayısı da 6 üzeri 3 olacak. Ya da 216 da diyebilirsiniz. Ya da 6 çarpı 6 çarpı 6 diyelim. Sadeleşecek çünkü. Uğraşmayalım hiç. Şimdi bu üçgenin bir dik üçgen olması için aslında burada bir öklit Bağıntısını kullanmamızı istemiş. Çünkü diklikten diklik inildi. Yani şu C, şu B, şu da A noktası gibi uzunluğu gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ökliti kullanabilmemiz için ne gerekiyor? C kare eşittir B çarpı A. Şimdi bu sayılardan şunları sağlayanları alacağım. İşte bunların sayısı bölü evrensel kümenin eleman sayısı da bana olasılığı verecek mi? ne diyelim k kümesi diyelim biz ona neler olabilir bu sıralı ikillerin sıralı demeyelim de sıralı olması şart değil abc her türlü olasılığı düşüneceğiz mesela hepsinde de 1 gelebilir 3 üç atışın 3'ü de 1 olur yani c'yi 1 alırsanız bakın 1'in karesi eşittir 1 çarpı 1 gibi düşünebilirsiniz 3 üç atışın 3'ü de 2 olabilir ee, gene c'yi 2 iki aldığınızda 2'nin karesi eşittir 2 çarpı 2 sağlar 3 üç atışın 3'ü de 3 olabilir e, aynı şekilde 3'ü de 4 olabilir. 3'ü de 5 olabilir. 3'ü de 6 olabilir. Şu ökleti sağlar. Başka ne sağlar bunun dışında? E, o önemli bizim için. Ne sağlar? C'yi 2 verirseniz eğer 2'nin karesi eşittir. Yani 4. 1 çarpı 4 ya da 4 çarpı 1 diye alabiliriz. Yani o zaman ben 1, 4, 2 diye alabilirim. Ya da bir ters yazdım yalnız. Önce neyse öyle ya, yazmış olalım. Çok da önemli değil. Yani bunu A olarak aldım. Bunu C olarak aldım. Bunu B olarak aldım. Onların yerini değiştirebilirim. 4, 1 ve C'yi gene 2 olarak düşünebilirim. Başka da alabileceğim bir şey yok. Yani şu ökliti sağlayan. Dolayısıyla K kümesinin eleman sayısı 2, 4, 6, 8 8 bölü 6 üzeri 3 olacaktır. Bunun olasılığı. Sadeleştirelim. 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2 diye yazıyorum. 6 üzeri 3'ü de 6 çarpı 6 çarpı 6 diye yazarsam sadeleştirirsek de buradan 1 bölü 27 buluruz. Güzel bir soru. Umarım faydalı olmuştur.